Bugün biliyorsunuz Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci pazarı ve Aynur Hanım'ı biz kordonda röportaj için dolaşırken ailesiyle kahvaltıda görüntülüyoruz. Şu an görüntülerde Aynur Hanım var. Dur bakalım bir ona sürpriz yapalım. Bakalım neler yapıyormuş. Kameramızla ona doğru gidiyoruz şöyle. Ve biz şu an Aynur ürünü yakaladık. Paparazilik yaparak. İşte böyle Aynur Hanım'ı biz bir anda yakalarız. Aynur Hanım, Anneler Gününüz kutlu olsun. Sürpriz bu, çok büyük bir sürpriz. Biz öyle işte Boğaz TV olarak bir anda sürpriz yaparız. Senin haberin yok mu anda? Ben çekimde zannediyorum bunları. Ciddi misin? Biz haberlerimizi çektik, Aynur Hanım'ı yakaladık. Dedik ki Aynur Hanım'dan hep böyle programlı mı bir program yapalım, bu sefer ona sürpriz biz yapalım. Gelmişine geçmişine Çanakkale'yi onunla biz çekelim, Anneler Günü'nü özel yapalım dedik. Aynen öyle. Bugün programın konuğu sizsiniz. Yapımcısı da sizsiniz. Çanakkale'nin program yapımcısı olarak misafir benim. Aynen öyle. Bugün misafir ediyorum. Aynen, bugün biz sizi misafir ediyoruz. Hoş geldiniz. Biz hemen şöyle Aynur Hanım'ın yanından döneyim. Annesiyle anneniz değil mi? Annem, evet anne. Merhaba teyzeciğim, nasılsınız? Merhaba canım. Götüver bensiniz, onu koymayayım. Bak yine program yapımcısı olarak hemen aldım elime mikrofonu. Anneciğim merhaba diyelim. Merhaba. Evet sayın seyirciler, bu benim çok sevdiğim annem. Canım benim, bütün beni anneler çok sevdiğim, değerlidir ama seviyorum. Benim annem bambaşka değerlidir. Fedakardır. Benim annem güzeller güzelidir. Evet annem, hadi bakalım şöyle seyircilerime bak, içinden ne geliyorsa anlat. Neler anlatmayayım ki? Bir başlarsam bitmez. Bitmez mi? Evet canım, hep güzel şeyler. Çok güzel yaşadım çocuklarımla. Ne güzel, ne mutlu. Çocuklarımı çok seviyorum, torunlarımı daha çok seviyorum. Canım annem benim. Bir tanelerim benim, bunlar için kurban oluyorum ben. Canım annem. Canımı vereceğim bunlar için. En çok beni seviyorsun değil mi anneanne? Canım, bir tanem benim. En çok beni seviyorsun değil mi anne, kızım olarak? Sayın seyirciler, biz bugün kızım, annem, kız kardeşim, gelinim diyemiyorum, o da benim kızım çünkü. Evladım, hep beraber erkekleri attık bir tarafa. Bayanlarla birlikte oturduk, şendullar gibi böyle şen şakrak oturduk, kahvaltımızı ediyorduk, Anneler Günü'nü kutluyorduk. Bir de baktık Boğaz TV, İhsan yanımızda, ama çok güzel bir sürpriz oldu. Gerçekten çok sevindim. İnanın bu çok güzel benim için, Anneler Günü için çok güzel bir hediye benim için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben program yapımcısı olarak tek tek röportaj mı yapayım sizle, yoksa bir anne olarak mı röportaj yapayım? Nasıl istiyorsunuz? Hadi bakayım söyleyin. İçinden nasıl geliyor? Anne olarak mı yapayım? Şimdi şöyle o zaman. Anneciğim, efendim? Şimdi senden başlayayım. Başla. En büyük evladım benim. Ondan sonra Nuray geliyor, ondan sonra Nur geliyor. 3 kız kardeşiz. Hepsimizin ayrı ayrı yanında değeri vardır. Ayrı ayrı değil, hepsimiz aynı değerdeyizdir. Seni çocukluğumuzda üzmüşüzdür, genç kızlığımızda üzmüşüzdür. Belki şimdi nerede yine üzüyoruz. Her zaman için bana hakkını helal et. Ay yavrum benim. Sana elimden geldiğince evlatlık yapmaya çalıştım. Canım. Kusurum olduysa beni affet. Hakkını canım, bana helal canım, et. Canım helal olsun. Seni güzel seviyorum annem. Hiçbiriniz üzmediniz beni. Yaşattınız beni. Ay canım benim. Güzel annem benim. Güzel anneciğim. Yaşıyorum ben çocuklarımla, torunlarımla yaşıyorum. Tabii ne kadar ne güzel. En azından sağlıklıyız burada. Bak sağlıklı bir şekilde torunun evladı, gelinimiz, gelinimiz değil kızımız, evladım benim o. Kızın ve ben hep birlikte oturmuşuz. Muhabbetli bir şekilde kahvaltımızı ediyoruz. Allah birliğimizi, düzenliğimizi bozmasın inşallah. Karşıda benim dünyalar güzeli bir kızım bana böyle öyle bir yandan yandan bakıyor ki sayın seyirciler biliyorsunuz evet şunu söyleyeyim, ben bütün programlarımın sonunda duygusallaşıyorum ve ağlıyorum. Benim kızım da, biz ailecek çok duygusalız, biz hemen ağlarız her şeyi.
Şimdi kızım ağlamamak için zor tutuyor kendini. Ben de ağlamam odunda değilim daha. Çünkü bana ettiğiniz şokun daha ben tesiri altından kalkamadım. Ama sonuna doğru belki ağlarım ama içimden gelirse ağlarım. Hadi sen bugün benim yerime sen ağla. Ben bugün ağlamayayım. Hadi bakalım Aytül'cüm. Bugün anneler günü, yanında dünyalar güzeli evladım var. Sen de benim evladımsın. Bak ne kadar güzel. Pardon. Şimdi bak anne kız... Anne kız, anne kız, anne kız, siz... Anne kız, anne kız. Şimdi dur. Anne kız. Şimdi dur şimdi. Şu anda bir nesil, iki nesil, üç nesil arka arkaya oluyoruz. Ben annem, sen annem, bakar mısın? Anne sana ne mutlu ki torununun evladını gördün. İnşallah Sudem'in Sudem'in mürvetini de görürsün. Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Bak bak anne, annem ne diyor? Bak torununun torununu bile göreceğim diyor. Eski toprak maşallah. Evet Aytül'cüm. Bugün anneler günü. Neler söylemek istersin? Çok mutluyum. Ben de telefonu vereyim sana. Sen içinden gel. Yok. Ağlama sakın. Ay ağlıyorum zaten de gözlüklerden Allah'tan belli. Ben dünyanın en şanslı insanıyım. Evet. Senin gibi bir annem olduğu için. Ver elini bana. Ver güzel annem. Elini ver bana. Ben de çok şanslısın. Annemsin iyi ki benim. Çok mutluyum. Senin gibi anneme sahip olduğum için. Canım. İyi ki varsın. Canım. Seni çok seviyorum. Ben seni biraz güldüreyim. Ay ay. Şimdi bu duygusallığı bırakalım. Çocukluğunda... sen bana tut. Çocukluğunda benimle ilgili çok anılarımız var. İyi, kötü, bazen sertleşerek, bazen komik durumları düşerek. Şu anda aklına gelen şöyle güzel bir anım var mı? Takma tırnak mesela. Takma tırnaktan almıştın ya 10 yaşındaki ablam çok kızmıştı sana. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Senin hatırladığın. Hatırladım. Bakalım onun hatırladığı ne var şimdi? Ya hatırladığım çok şey var. Çocukluğumda değil de hani genç kızlığımda şu anda en hatırladığım. Genç kızlığımda komik olanlardan veyahut da komik olmayan ne bileyim sertleştiğim durumlar da oluyordu tabii. Onlardan da anlatabilirsin. İstanbul dönüşü otobüste seninle gülme krizine girdiğimiz zaman geldi. Hani tişörtü ters giymiştim. Anlatın öyle. Yani şu anda hani öyle çok detay hatırlamıyorum ama yaşarken komik oluyor bazen. Aynen öyle. Şimdi aynen öyle. Şöyle bir şey ben anlatayım sayın seyirciler. İstanbul'da o zaman butik vardı galiba. Benim butikten mal almış mıydım? Beraber mi gezmeye mi gitmiştik? Ama alelacele de dönmemiz gerekiyor. Sen evet binir, sağda birimiz solda oturuyor. Sen Sude ile ikinize bilet almıştınız. Çok iyi hatırlıyorum ben. Aceleyle biz yola çıktık. Ben tişörtü tersini giymişim. Evet, Aytül'e bir baktım yan tarafta Aytül ama tabii arabada kalabalık olduğu için gülmemek için zor tutuyor ama Aytül böyle artık bir ara kasıldı ve gitti bir tarafa kaydı. Aytül'e diyorum ne oldu yapıyor bana. Yapıyor ve kahkaha atamıyor. Sonra yaptı şöyle bir baktım ben tişörtü ters giymişim. O aralık evet mavin de dedi zaten ben bindiğinizde anlamıştım abla galiba dedi değil mi bak hatırladım ben de şimdi. O zaman tişört modası sayenizde çıkmış. Olabilir insan olabilir. Benim çünkü aynı ürün yapıyorsun normalde. Çılgın teyze değil mi? Ya bizim çocuklarımız da çok ilgili yani çok komik diyeyim. Evet biz bir araya geldiğimiz zaman ailecek çok güleriz. Çok komik olaylar yaşıyoruz biz beraber seninle. Tusa'nın altında çok güzel bir yoga yapmıştık. Şimdi sayın seyirciler, bir gün televizyon seyrediyorum. Yoga dersi hangi kanalda da bilemeyeceğim. Söylemem de zaten kanalda olsa reklam oluyor diye söylemiyorlar. Yok 7-8 sene olmadı. 5-6 sene falan olmuştur. Hatta ben onu bu... Star TV'deki o çılgın teyzelerde de yoga yaptırdılar ya bize Hindistan'da. Ben orada hep seni anarak yaptım. Bunu da vermişlerdi. Yoga dersi veriliyor. Ben de şöyle bir dikkat bakıyorum. Sonra kızımla bir gün Tusa'nın altına gezmeye gittik biz. Güneş batımı ama çok güzel bir gündü o günde değil mi? Güneş böyle denizin ortasından böyle batıyor. Ay kalk yoga yapacağız senden dedim. Ve etrafta da arabalar falan da var. Ne yogası dedi. Kalk kacım çık arabadan dedim ben. Çıktık biz bundan.
Şimdi mikrofon olmasa yapacağım o yogayı nasıl yaptım? Diye diye biz ama ne güldük o gün, ne güldük. Gözümüzden yaşlar akıyor. Yani kramplar falan girdi midemiz ama ya sağda solda da bir sürü insanlar var. Hepsi bize bakıyor. Biz kimse yokmuş gibi. Oom deyip böyle iyice böyle şey yaptık. Herkes bize bakıyor. Ama biz kimseye bakmıyoruz. Biz yogamıza devam ettik. Bir ambulans yağmadılar. Evet, şu anda Dünyalar Güzeli kızımla şöyle bir baktım. Onun yanında da Dünyalar Güzeli torunum var. O da bana böyle bakıyor, melil melil bakıyor. Tabii heyecanlı da aynı zamanda, biraz heyecanlı, heyecan duyma. Şu anda heyecanlısın biliyorum Sudeciğim ama şu anda şöyle düşün, biz evdeyiz, işte annen, anneannen, teyzen, yengen hep beraber oturduk sohbet ediyoruz. Hadi bakalım bugünle ilgili duygularını senden alalım. Annesi ver mikrofonu. Yani anneler gününe ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama çünkü anne değilim, bilmiyorum yani nasıl bir şey. Ama herhalde güzel bir şeydir ya anne olmak. Ama evlenmeyeceğim, onu biliyorum da. Bunları çok duydum. Ben de öyle diyordum. Ben de. Herkes genelde o yaşlardaki öyle söylüyor. 20 sene sonra bir daha konuşalım. Çocuklarınla. Bu kadar bir hatıra olacak. 20 sene sonra bunu düğününde falan evlenmiyor. Bu kadar bunu. Evet, evet. Evlenmeyecektim. Yani... Ya anneannem diğer anneannelere benzemiyor mesela ya. Nasıl? Yani ben evet. Ben mesela okul değiştirdim. 18 Mart'tan Cevatpaşa'ya gitmiştim. 18 Mart'tayken böyle öğlen yemeğine anneanneleri falan geliyor. Hepsi böyle türbanlı, böyle göze az torbalanmış, böyle bakıyor herkes. Ama benim anneannem geliyor, böyle orta falan canlanıyor, her yer renkleniyor falan. Ağır bir garip bir anneannem var benim yani. Çok güzel. Öyle. Çılgın anneanne. Aynen, çılgın. Çılgın anneanne. Şuna mı gidiyordu? Yani. Çok keyif alıyor. Peki, bazı zamanlar kalmak istiyorsun. Ya evde hiç yağ kullanmıyor kendisi. Aynen. Çok iyi, hiç yakmıyor. Herkes de anneanneyi gittik mi? Dışarı mı ediyor? Yani. Yani bir yağ var. Mesela normal kişiler bir ayda tüketiyorsa onu, biz bir yılda anca bitirmeye çalışıyoruz o yağ. Anneannen de iki günde bitiyor. Ya o yüzden genellikle daha çok anneanneme gitmek istiyorum. Özellikle yemeklerde daha çok. Evet. Okuldan geldiğimde hemen yemek yediğim için daha çok anneanneme gitmeyi istiyorum. Bir de bir evde fırın da yok bizim yani, o kadar. Bizim evde fırın da yok. Anneannem de var. Yani herhalde bizim evde ve anneannemde de olmasaydı o fırın, ben kek, börek gibi bir şey hayatımda yemeyecektim. Dışarıda gibi yani. İçini döktüm. Şu börekleri bir de bir ara biz yiyelim. Bol yağlı börekler. Lütfen. Aynen. Bütün programları birleştiririz. En çok hangisini seviyorsun anneannenin? Yani böyle kek yapıyorsun ya, böyle ortasında fındık oluyor, bir de içinde portakal kabuğu oluyor falan. O çok hoşuma gidiyor. Bir de patiyi çok güzel yapıyorsun. Evet. Evet, o çok güzel. Ben nerede tarifim? Ya. Zaten makarnayı bile doğru düzgün yapamıyorsun. Şu an bir aile var ya. Yani yakın. Neler var? Çocuğum çok dert demişsin sen. İnsan iyi ki geldin yani. Vallahi bak. Vallahi çok dert demiş çocuğum. Hayır, siz kayınvalidesi mi? Değil, değil. Zaten kayınvalide değil. Yani değil, anne. Kayınvalide değil, anne, evet. Yani öyle, hiç öyle görmedim zaten kayınvalide olarak.
öyle de devam etmedi. Yani arkadaş mı, anne, yani hiç şeyimiz yok. O kadar birbirimize sarıldığımızda o kadar içten sarılıyoruz ki. Değil hiç. Evet. Yani alırken öyle aldım. Kriterler ona göre. Evet. Yani öyle geldim, öyle gidiyor. İnşallah bozmasın Allah. O zaman evet. Aynur Hanım'dan gelin kriterlerini alalım. Kız kardeş. Kız kardeşe gelelim. Şimdi kız kardeşe de soralım. Siz mi küçüktünüz? En küçük benim. En küçük sizsiniz. Ya ablam ablalık yapar tabii. Oh. Yapar. Cadaloz muydu? Cadaloz muydu biraz? Evet. Yani hem ablalık yapar, hem annelik yapar, hem arkadaşlık, dostluk yapar. Ablam öyledir yani, ablalık da yaptı bana. Yaptığı için iyi ki de yapmış zaten, yapsın zaten abla yani, yapacak. Ben keyifliyim ablamın ablalık yapmasından. Ayşe'cim, ben İstanbul'dan bir hayranım var ya, ona söyleyeyim. Gerçekten İstanbul'dan bu kutlardan sonra. Ayşe'cim, aşkım, şu anda çekimdeyim. Hatta çekimi izlersen söyleyeceğim, senin ismini de zikrettim. İstanbul'dan hayranım oluyor diye. İzlersin. Anneler günü için çok teşekkür ediyorum aradığın için. Eve gittiğim zaman ararım ben seni güzel. Tamam canımın için. Öptüm seni, sağ olasın, sağ olasın, sağ olasın. Hadi bakalım devam. Peki Aynur Hanım'ın en sevmediğiniz yanı neydi? Biraz her şeyi karıştırırım söylemeden ben söyleyeyim. Evet. Her şeye karışır. Her şey. Her şeye karışır. Ya sevmediğim, aslında sevmediğim yönü değil o. Karışsın yani. Karışması da hoşuma gidiyor. Çünkü doğru şeyler yani, doğru doğru karışıyor. Hoş karışıyor, güzel karışıyor. Belki o an tepkili falan olabiliyorum ama sonra diyorum evet doğruymuş ya. Veya şunu diyorum yani. Evet ya, ablam haklıymış. Sonrasında doğru. Tabii ablam haklıymış. Ablam doğru söylemiş. En sevdiğiniz yönü. Her şeyi. Her şeyi. Bayılıyorum ona, hastayım ona. Hepsi, her şeyi, bütün yemekleri çok güzel yapıyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ablam olduğu için mutluyum. Bu ailenin çocuğu olduğum için mutluyum. Annem olduğu için mutluyum. İyi ki ben bu ailenin çocuğuymuşum. İnanın bu çekim olduğu için falan değil. Yani televizyonlara oynayayım işte, bak kameralara. İyi ki, klasik öyledir ya herkes. İyi ki ben bu ailenin çocuğuyum değildir ha. Halbuki öyle düşünmüyordur. Ama ben hakikaten böyle düşünüyorum. İyi ki bu ailenin çocuğuyum. İyi ki bu aile yani. Boğaz TV farkı da bu. Programcıların hepsinin doğal halkın içinde insanı. Ben zaten biliyorsun İhsan, bu programa başlamazdan önce işte dedim ki bakın ben televizyoncu değilim. Yeni başlıyorum. Yeni öğrenmeye çalışıyorum. Ama benim elime bir kağıt bir şey verirsen, bana okutursanız ben asla bunu yapamam. Ben içimden ne geliyorsa doğal halimle, hatta bazen makaslanacak bölümler bile oluyor da kesmeyin, bunu da yayınlayın diyorum. Doğal olmak çok önemli. Yani ama veya yapay, niye bunlarla uğraşacak? Aile derken niye de buyuz? Sadece bu kadar. Şu anda biraz aramızda bir sürtüşme olsa, bakma kameranın önünde. Ama ben ablam sinirli olduğu zaman hiç muhatap olmuyorum. Hemen susuyorum. Boş ver diyorum ya. Ben hiç oralı olmuyorum. Ablam susuyor hemen. Hiç ne yapayım ha? Korkarım ben. Şimdi Aytül'ün bir... Yalnız şeyi de söylemek istiyorum. Aile derken ailemiz bu kadar değil tabii. Çok eksiğimiz var aramızda yani. Baran İstanbul'da, Nuray ablam rahatsız, Hakan yok, Tufan. Yani yokuşa doğru. Sen de mi aramızda geliyorsun? Gel sen. Gel beraber. Bizi çeksin. Gel İhsan'cım, gel. Ben kaldığım yerden mikrofonumu alayım. Hani Boğaz TV'de teknolojilerde sınır tanımıyoruz dedik ya. Yeni birçok şey yapıyoruz. Ulusala geçeceğiz. Vallahi biz de yapıyoruz. Olacağız bak. Şu an masa tripod denilen bir şey kullanıyoruz. Heh. Değil mi? Ben hemen Aynur anneyle ilgili kendi anımı anlatayım. Anlat. Boğaz TV'de ilk program yapıyorum. İkinci programım. Hani o kadar... Ya, evet, siz de daha yarışmadan yeni gelmişsiniz. Benim televizyon seyretmeme gibi bir şeyim var. Öyle programları sevmem. Ya korku filmi olacak. Televizyoncular televizyon seyretmiyor genelde. Ama korku filmi işte, ne bileyim işte belgesel, öyle şeyler seyrederim. Geçiyoruz. Bizde niye röportaj yapmıyorsunuz dedi iki tane güzel bayan. Dedim ki hani öyle şeyler çok oluyor program sırasında.
Dedim tamam, belayı bulduk. Ha bak bak. Dedik belayı bulduk artık bunlar. Evet, bırak. Ve başımızdan artık atmak için, ciddi söylüyorum, başımızdan savmak için uğraşıyoruz. Ha. O ara şey vardı kanalımızda, Batukan vardı. Ha, Batukan'la beraberdik. İyiydi, öyleydi, böyleydi. Batukan beni dürttü. Abi bu çılgın teyze. Ben eğildim dedim yani, Aynur Hanımlar duymadan. Oğlum biliyorum zaten çılgın, gecenin bir yarısı röportaj yapmak istiyorlar dedim. Hayır abi, Star TV'deki çılgın teyze bu deyince benim ayaklar su yerdi. Ya. Ama nasıl çevireceğim, nasıl kıvıracağım bilmiyorum. Ya biliyorum. Nasıl biliyorum, kıvıracağım biliyorum, onu bilmiyorum. Biliyorum. Sonra bir gün bir baktım, o röportaj bayağı beğenildi. Bir gün baktım Boğaz TV'de, dedim ne yapıyorsunuz abla, iyi misiniz? Dedi programımızı beğendim, şimdi artık ben program yapacağım deyince. Boğaz TV ailesine geldi. Ondan sonra beraber ve ilk seninle ilk programımızı geçen hafta Atikhisar'da çektik. Olaylı program. Aynen öyle. Kavgalı program. Yankılar hala devam ediyor. Bir vali bir çevre konseyi, bir vali bir çevre konseyi. Ben daha izleyemedim bak, televizyoncular diyorlar. Kendi programımızı izleyemiyoruz. Ben geçen hafta değil, belki haftayı falan da daha izleyemedim. İzleriz beraber, oturup bir gün laptoptan izleyelim ama izleyenler telefon açıyorlar, çok güzel oldu diyorlar. Çekimler çok güzelmiş. Ya öyle. Bir de benim bugün için çok özel bir gün. Pilavımızı da yedik geldik değil mi? Yedik vallahi, arabada yedik. Pilavı da yedik. O arada da ben kayıttaymışım. Onu falan çekmişiz. Hadi. Hamalleri duruyor onların. Pilav yiyişimiz, dedikodularımız, her şey çıkmış. Ya vallahi ne güzel. Biz televizyonda aslında bir aile gibiyiz değil mi İsmet? Aynen ama şimdi evet. İsmet Bey'den Hafize Hanım'a, Gülçin Hanım'dan eşim Emire'ye. Çalışanların hepsi ayrı bir değer. Mesela Mustafa, muhabir arkadaşımız Mustafa, o da. Ya biz gerçekten bayağı geniş bir aileyiz. Bir de sizin gibi güler yüzlüler. Ya bak öyle. Ben şeyimdir, neşeli, pozitif enerji veririm insanlara ama karşımda suratsız bir insan oldu mu bütün şeylerim, kanatlarım falan düşüveriyor. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleyiz. Zaten medyada uğraşan insanlar hareketli, canlı kanlı insanlar. Aynen öyle. Böyle yani, aynen öyle. Bana biri karşımda somut kan dursun, ben konuşacağım varsa, bir de konuşmam, boş ver. Kalırsın. Televizyonda da aynı öyle. Hani kamera olarak, işte arkadaş olarak birbirimizle çalıştığımız insanlar o enerjiyi vermiyorsa bana, ben asla ve asla program yapamam. Ne yaparsınız yapın, zaten o toparlanacak evet. Ama bir ben seninle şey birlikte olmaz. Çalıştığım zaman senden enerji çok güzel alıyorum. Teşekkür ederim. Ben şu anda karşımda kamera yok, ben zaten yani sohbet ediyorum. Şöyle bir şey, bu program gerçekten hani öyle planlandı, programlandı falan değil. Hayır hayır. Ben bugün işte anneler günü, çekim için kordonu inip bir bakalım neler yapılıyor dedim. Köşeden geçerken Aydın Hanım'ı gördüm. O an bir şey çaktı. Paparazilik yaptım. Aynı bir paparazi. Kendi programına, hayır. Kendi programına konuk olan tek programmış. Kendi programı hakikaten konuk oldum. Aynen öyle bir şey oldu. O da güzel bak. Peki, şeyin bir iki vardır. Ben de peki anneler günü anılarınızı almak istiyorum. İlk anneler günü hediyen neydi? Vallahi yok aklımda. Ne aldınız bana? Aytül ne almıştın annene? Çiçek. Magnetik çiçek alınır. Yok. Hediye almıştım. Aytül'den çiçek çıkmaz, farklı bir şey çıkar. Ben sana büyük ya çiçek göndermiştim ama çok büyüktü, evet. Habersizdi. O evinde duruyor hala zaten. Biliyorum. Evet. Sen annene ne almıştın? Ben anneme vallahi annem söylesin. Neler almadı ki anneler günde, hangini söyleyeyim? Geçen sene Sadi anneler gününde yazlıktaydım. Bugün işim vardı, gelememiştim. Çiçek. Buradan bir çiçekçiye telefon açarak evine çiçek gönderdim. Kendi yani, işim vardı, gelememiştim. Gül bir sanırım. Evet. Bayağı gülmüş. Siz? Aldığım hediye mi? İlk hediye. İlk hediyem. Ay canım benim oğlum ya, bana Ankara'daydık biz o zaman. Etatürk çocukluğundan hani böyle artık büyüdü, delikanlı falan dönemi. Oysa hatta annem de yanımdaydı. Anne hatırlıyor musun? Bana içli dışlı böyle bir şöyle bir penye kollu, askılı üzerine de böyle ikili böyle giyilecek. Ondan sonra itiraf edeyim, çok tarzım değil, giyemeyeceğim bir şey ama o kadar keyifle giydim ki onu ben. Hep giydim zaten yani, oğlum aldı diye. İlk bana onu aldı. Çok böyle hoşuma gitmişti kendi kendine yani. Bir de hani çiçek olsa neyse, aldı çiçek falan diyeceksin. Onun için mağazaya gitmiş, bulmuş, yani beğenmiş. Şey yani. Tabii canım. Bir şey yap. Yani bir de Ahmet bunu yaptığında o zaman 13 annesi. Bütün iyi huyları ben. 13-14 yaşlarında falan. 13-14 yaşlarında falan da Ahmet bunu yaptığında yani. Çok özel bir durum. Peki bak, hep anneler günü, dünya kaynanalar günü ne zaman acaba? Bir sormak lazım. Soralım, gelin buradayken geline soralım. Sen ilk annene, hani evden veren önce dün kendi öz annene, daha sonra kayınvalidene. Dünya tatlısı.
söylüyorum. Valla. Aynı benim gibi. Gelince tanıştıracağım. Tamam, bir gidelim. Onu da, o da program yapar. Biz de tanışan bir kameranın önüne geçip program yapıyor. Bir an o kaldı. Annem. Öyle. Ay canım benim. Bu arada benim çay gibi bayağı. Buz gibi oldu. Hadi anlat. Bir şey al şimdi. Bir çay alabilir miyiz? Ay canım benim. Nesrin. Nesrin adı. Ay Allah yerini cennet etsin. Anneme ilk aldığım hediye şey. Biz dört kardeşiz zaten. Babam eczacı olduğu için her anneler gününde parfüm ya da deodorant gelirdi anneye. Tabii. Direkt hazır yani. Hediyeler hazır. Hazır anne, direkt. İlk odur. İlk odur. Anneme getirdiğimi hatırlıyorum çünkü. Ay. Kamera. Yayında. Aynur anneme getirdiğim ilk hediye anneler günü değildi o zaman. Biz daha eşimle sevgiliydik diyelim. Evet, flört dönemleriydik. Aynen. O zaman annemle tarzları çok birbirine uygun olduğu için, Aynur annemle benim annemin tarzları çok birbirine uygun olduğu için Diyarbakır'dan böyle boncuklu cincikli bir şal getirmiştim. Hatırlıyor musun anne? Onu getirmiştim. Ondan sonra da yine onun masa örtüsünü. O ilk getirdiğim hediye oydu. Şaldı. Ben de gelince ben Serap'ı da görmüştüm ama ailesini tanımıyorum. Bana dedi ki annesini gördüğün an dedi, aman Allah'ım bu benim aradığım dünürüm, bu benim kardeşim deyip öyle sarılacak. O zaman ben şöyle bir şey çıkıyor yani. Abi ortaya. Sen hiç gelini görme, kaynanayı gör. Değil mi? Tamam gördüm. Kız ne olursa olsun. Seninki öyle oldu. Evet. Gerçekten aynen öyle olmuş. Ben de ilk kaynanamı gördüm de diyeceğim ama ben evlendikten 4 ay sonra gördüm kayınvalidemi. Neredeydi kayınvalide? İzmit'te, şu anda İzmit'teler zaten. Sen evlendin 4 ay sonra kaynanamı. 4 ay sonra gördüm kaynanamı. İyi mi kaynana? Of, 10 numara. İyi, o zaman iyiyse vallahi. Tamam oldu. Oğlanım diyor başka bir şey demiyor. Ah canım ne güzel. Ben kaynanacım diyorum, kızıyor bana. Ya bana İhsan şöyle söyleyeyim. Hani kızını evlendirdiğin zaman kaynana olmuyorsun da erkek çocuğunu evlendirdiğin zaman kaynana oluyorsun. İlle bir kıskançlık olur diye. Böyle oturup kadın arasında konuşurduk biz. Ya derdim ki nasıl kıskançlık olur? Acaba bana da öyle bir duygu gelecek mi? 1,5 sene oldu neredeyse. 2 senelik evliliğiniz içindesiniz. Ben Serap'la oğlumu bana sorsunlar. Nasıl size anlatayım? Ben Serap'ı gelin olarak görmüyorum. O benim canım, hani evladım nasılsa o. Ve inanın gerçekten içime bir kaynan olarak, bir de ben kendimi kaynan olarak da görmüyorum ama. Zaten kaynanım sana yakışmaz. Yani görmüyorum ki. Onlar böyle mesela bana geliyorlar ya. Benim oğlan Serap'ı böyle bir tutuyor. Canımın içi, aşkım bir tanem diye. Aman diyorum yarabbim, vallahi şu güzelliğe bak. Ne kadar güzel. Yani böyle bazılarına kıskançlık gelmiş. Nasıl bir kıskançlık gelmiş? Vallahi bilmem. Ben anlamıyorum ya. Ben annemle, rahmetliyle bir anımı anlatayım. Anneler günü tam 16 sene falan oldu. İşte ben daha 18-19 yaşındayım. Anneler günü ve ben Konya'dayım. Ama bir şekilde anneme bir hediye göndermem lazım. O zamanlar böyle internet yok. İnternet olsa da annemde kullanacak zeka yok. Yani ben bile bu internet öyle bir şey. Yani yok. Ne yapmam gerekiyor? Bir arkadaşımı aradım, böyle tabelacıydı. Dedim ki ya bak, param yok ama bana bir iyilik yap. Ne yapmam gerekiyor? Abi dedim, en ucuzundan bizim evin önüne, anne seni çok seviyorum, anneler günü kutlu olsun yaz dedim. Of be. Neyse. Tamam abi dedi, yaparım dedi. O gün geldi, annemden telefon bekliyorum. Hani arasın, etsin, evin adresini falan biliyor. Karşı komşum. Evet. Kendi balkonuna asacak yani. Olay o. Annem 2 saat sonra aradı. Ben kalktığımda ilk konuştuk, ne yapıyorsun anne, onu falan. Yanlış mı anladın? Hayır. Annem şimdi sabah kalktığımda konuştuk, ne yapıyorsun? Bekliyor şimdi benden beri. Çocuk hala asmamış, onu anladım. He. 2 saat sonra aradı. Oğlum dedi, iyi misin? Dedim iyiyim anne. Benim doğum günüm ne zaman dedi. Durdum. 7 Temmuz anne dedim. Tamam da oğlum dedi, niye karşıyaydı? Anne iyi ki doğdun, seni seviyorum yazdırdım. Bak bu çok güzel, tam bir fıkra. Dedim anne orada yanlış yazıyor.
Dedim anneler seni seviyorum anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Yok dedi, çocuk öyle yazmamış. Ne yazmış? Anneciğim iyi ki doğdun, seni çok seviyorum yazmış. Ama güzel bir abi. Ondan sonra ben arkadaşı hıcımla aradım. Dedim oğlum niye öyle? Abi dedi brandam yoktu. Hazırda o vardı, onu astım artık dedi. Şok üstüne şok yaşadım. Ama öyle bir anneler günü anım var. Ama onun annemin, bir anneler günü anısı değil. Annemin hep şuyu vardı. Derdi. Oğlum bak anneler gününde anneye hediye alınmaz. Dedim niye? Biz dedi size hediye almamız lazım. Doğdunuzsa. Durdum ettim hep düşündüm. Yıllarca da düşündüm, hiç sormadım. Neden bize hediye alıyorsunuz? Ölmeden bir yıl önce söyledi onu. Oğlum dedi biz sizi dünyaya getirerek zaten siz bize en iyi hediyeyi verdiniz anne olarak. Bizim size bir şeyler almamız lazım. Mesela benim anneler günüm 15 Mayıs kızımın doğum günü. Çünkü ben o gün anne oldum. Aynen öyle. Yani bugün ben hani kendimi anne olarak şey yapmıyorum, görmüyorum ve anneler günü kendi adıma kutlama gibi öyle bir şey hissetmiyorum. Ben ama Sude'nin kızımın doğum gününde kendim anne olduğum için benim anneler günüm o gün. En güzeli de o bence. Yani evet. Annelerin günü bir gün olmaması lazım. Anneler günü evet, 365 günü. Anneler günü ama işte bunlar belirli etkinlik mi oluyor işte? Ya Amerika'da yıllar önce annesine yeterince yani. Vakit ayıramadığını, ona yeterince sevgi gösteremediğini, saygısında kusur ettiğini anlayan son dakika pişmanlığıyla kendi arkadaşları arasında bugünü annelerimize adayalım deyip hani sokak etkinliği gibi başlayıp daha sonra öyle. Bütün zaten bütün özel dünyada öyle öyleymiş. Öyle ha dünyada çok saçma günler de var ama anneler günü simgesel olarak bir gün. Ama tabii ki en çok hatırlanan ne anneler günü, babalar günü doğru dürüst kimse hatırlamaz. Bu kadar çok etkinlik yapılmaz. Yok hatırlanıyor da bu kadar şanlı. Kadınlarla ilgili olan her şey çok hatırlanıyor. Sevgililer günü, zaten. Anneler günü. Ama dünya kadınların üzerine kuruldu. Dünya kadınlar günü. Kozmetiğine kadar. Reklamlara baktığın zaman %90'ı kadınlar üzerine, reklam %10'u erkeklerin üzerine. Aynen öyle. Yoktu bile yani şu anda reklamların üzerine erkeklerin üzerine dönem. Aynen öyle. Her şey dünya kadınların üzerine kuruldu. Biz biraz ara verelim. Verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden ya ailecek dolaşarak ya da yine oturduğumuz yerden devam ederiz. Kamera yoruldu, biz yorulmadık. Biz kamera yoruldu, biz yorulmadık. Devam ederiz. Tamam. Evet sayın seyirciler, biraz mola verdik. Çaylarımızı içtik, keyfimizi de yaptık. İhsan, yeter artık benim aileyi çektiğiniz. Hadi kalk biraz da şöyle bir kordona çıkalım da annelerimizin duygularını alalım. Bugün anneler günü biliyorsun. Bakalım Çanakkale'lilere bir soralım. Nasıl geçiliyorlar anneler gününü? Yapalım bu işi. Hadi kalk yürü İhsan, gidiyoruz. Hadi bana çocuklar alasmalık, ben işime dönüyorum. Hadi bakalım. Hadi gelin, gelin beni takip edin. Evet yavaş yavaş yürüyoruz bakalım. Bizim çekim bitti. Siz de gelin, siz de gelin. Evet İhsan yavaş olup düşersin. Şurası güzel, şurası meydanlık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de var bugün, bayağı turlar var biliyorsun, hafta sonu bayağı kalabalık. Hadi bakalım nasibimize kim çıkacak? İhsan ezilmeden gel karşıya geçelim. Evet. Ha şurada çocuk arabasıyla giden bir aile var bak. Minnacık çocuk var. Hemen gidiyoruz koşa koşa yanlarına. Bakalım bizle konuşacaklar mı? Efendim merhaba. Merhaba. İstemiyor musunuz görüşmek? O istemiyorlarmış. Ne yapalım? Saygı duyuyoruz. O zaman karşıda yine minnacık bebekleriyle gezen bir ailemiz var. Merhaba efendim. Bebeğinizi önce bir görelim. Gel İhsan, şu tatlı bebeği müsaade eder misiniz? Aman da aman da aman. 41 kere maşallah. Allah analı babalı büyüsün. Oğlan mı kızı mı? Ah canımın içi. Berisinin de güzelliğine. Adı ne? Buse'cim merhaba. Bakar mısın ellerinin güzelliğine? Allah kırmızılar da pek yakışmış. Buse'cim kameraya dön poz ver. Bak imziğinin güzelliğine. İlk bebeğiniz mi? İlk bebeğim. Çanakkale'li misiniz? Çanakkale'li. Evet. Hadi bakalım şöyle ben önce size vereyim. Siz kendinizi bir tanıtın. Ben Hüseyin Altay. Evet. Çanakkale'liyim. Doğma büyüme. Doğma büyüme buralıyım evet. Burada oturuyoruz. Bugün anneler günü. Anneler günü için ya onlar çok büyük varlıklar yani daha biçilemez, anlatılamaz. Evet. Yani tüm annelerin buradan anneler gününü kutluyorum.
Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Amin. Mutluluğunuz teşekkür daim ederim. Olsun. Amin, İnşallah büyüdüğü zaman amin. Senin kızımıza ismi neydi? Buse. Buse böyle hı-hı. çiçekler alarak, pastalar amin, alarak, inşallah. En güzel hediyeler en alarak gelecek anneciğim deyip önce eline yapışacak, elini öpecek, evet, ondan sonra sarılacak evet, size. İnşallah, Allah inşallah. Mutluluğunuzun amin. Devamını diliyorum. Amin. Allah amin, ömür inşallah. Boyu sağlıklı, sıhhatle inşallah çocuklarınıza bir ömür boyu mutluluklar. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bağız TV'deyiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Efendim merhaba. Önce merhaba. Kendinizi bir tanıtın. Çanakkale'li misiniz? Dışarıdan gezmeye mi geldiniz? Biz sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Çiftçi. Evet. Burada çalışıyorum. Çanakkale'li evet. değilim. Çanakkale'li değilsiniz. Değilim. Görevliyim burada. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Çok güzel, çok güzel. Siz kaçtıkça biz sizi yakaladık. En sonunda röportajı aynen, da kaptım aynen. ben yani. Kaçış yok. evet, evet. Kaç senedir buradasınız? 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Çanakkale'yi sevdiniz mi? Çok güzel. Küçük ama güzel bir şehir. Nereden geldiniz? Ben ilk görev yerim Mardin Usaydi. Mardin. Evet. Ben de 10 gün sonra filan Diyarbakır'a gidiyorum. Gezmeye 10 günlüğüne. Hayırlısı olsun. Ben Diyarbakır'a gelin gittim. Doğru. Sizle yapmıyoruz. Ama yine de şöyle bir küçüklerimizi alalım mı? Bugün anneler günü. Bugün anneler günü, biliyor musun anneler günü olduğunu? Hadi gel al bakalım mikrofonu. Annenle röportaj yap. Annen kaçıyor ama sen annene anneciğim seni çok seviyorum de. Hadi söyler misin? Hadi gel. Gel sen de gel gel. Gel gel. Gel yanıma. Gel. Utandılar, utandılar, utandılar. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah ömür boyu mutluluğunuzu bozmasın. Çoluğunuzla, çocuğunuzla inşallah. İyi günler, sağ olasınız. Karşımda da Mehmet var. Tanıdık el sallıyor bana. Mehmet sonra görüşeceğiz. Akşam resimleri yüklemişsin. Çok hoşuma gitti fıstık. Tabii... Bu aralık bunu da söylemek istiyorum. Şu anda Çanakkale'de Ağlayan Dans diye bir dizi çekiliyor. Bu dizide ben de rol alıyorum. Mehmet sağ olsun. Bütün bulduğu resimleri benim sayfaya yüklüyor. Ben de yelim yelim yayıyorum. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Aa, bak bazısı çıkmak istemez. Şey bazısı çıkmak istemez. Bazısı da der ki beni de al beni al. İşte budur ya. Biz anneler böyleyiz. Biz kadınlar böyleyiz. Alsınlar bizi. Gel öpüşelim. Gel 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 bakayım. Sen Çanakkale'li misin? Balıkesirliyim. Ah ben Balıkesir'de 10 sene kaldım. Esas mı? Tabii eşimin görevi nedeniyle. 10 sene Balıkesir'de kaldım. Sen gezmeye mi geldin bakayım buraya? Şey torunum okuyor. Burada üniversitede nerede, mi okuyor? Nerede o? Ha gelen Sarıyağlı'm bak. Hani gelsin çöke. Bakalım nerede? Tülay. Gel gel Tülay gel. Tülay. Gel gel Tülay'ı Tülay. Çekelim gel. Gel Tülay kaçma. Anneanne misin babaanne misin? Babaanne. Babaannen senin televizyona çıkmanı istiyor. Gel 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 sen yanıma bakayım. Babaannen senin televizyona çıkmanı istiyor. Kalk gel kalk kalk kalk. Tülay. Tülay utanma. Hadi çek bakalım. Ama ne güzel bir muhabbet. Bizi de aranızda istemiyor musunuz? Ay, bugün anneler ya. Günü. Kalk ikimiz bir ayak çekelim. Hadi kalk bakalım. Ayak. Gel. Televizyonu almayacağız. Akşama bakacağız. Ana ben burada düşerim. Babaanneni biz buraya inemeyiz yavrum. İndik mi de çıkamayız. Aa. Siz bizi kendinizle bir mi zannediyorsunuz? Ben sen gel bakalım şimdi babaanne sen kendini anlat. Senin torun kaçıyor kameralardan. Kaçmıyor. He neden? Nasıl? Kaçıyor. Baksana abi gelmeyeceğim çıkmayacağım diyor. Adın ne? Ferdaniye. Ferdaniye. Balıkesirliyiz. Balıkesirlisiniz. Anlat torunum. Bakalım. Gel. Akşama görsünler Balıkesirliler. Hadi bakalım. İstemiyor. İstemiyor kalkınca torun. Kalkınca da çekilir canım. İlle çıkaracak seni. İlle televizyona çıkaracak. İlle televizyona. Torunu ziyarete geldin değil mi? Evet. Okuyor burada öğretmen de onun için. Öğretmen mi olacaksınız? Evet. Siz de arkadaşların hepsi... Burada yüksekokulda okuyorsunuz. Annelerinizden ayrısınız şu anda değil mi? Sen buralısın. Yani annen yanında. Senin annen annen yanında. Senin annen yanında. Sen Balıkesir'de. Benim arkadaşım yalan söylüyor da Balıkesir'de. Bu aralıkta yalan söyleniyormuş. Biz de kanıyoruz vallahi. Oh vallahi. Burada hepsinizin annesi yanında değil. Şu anda anneniz olmayan yani annesi olmayan yanında kim var? Hadi gel bakalım al mikrofonu. Bu mikrofonu alıyorsun ve annene mesaj gönderiyorsun. Annem şarkısını söyle. O zaman şöyle ben tutuyorum. Sen mikrofonu elini almaya korktuysan ben tutuyorum. Anneciğim anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim bitti bu kadar. Bu kadar korkmaya lüzum yokmuş değil mi?
Başarılar çocuklar. Teşekkürler. Bizim annelerimiz böyle samimiyiz ya. Çanakkale insanı çok samimiyiz biz. Türk kadını olarak çok samimiyiz. Candanız, içteniz, içimizden ne gelirse. Tabii bu aralıkta sen geri geri giderken denize de uçma. Evet, şu anda karşıdan bir anne kız geliyor muhakkak. Ben sizi durdurmak istiyorum. Bu tatlı kızı bir televizyona çıkarmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ben sizi nereden tanıyorum? Bilmem nereden tanıyorsunuz. Çılgın teyzelerden tanıyorsunuzdur. Oradan tanıyorsunuz. Fazla zorlatmayayım, size hemen söyleyeyim. Evet. Merhaba güzel kız. Merhaba. Adı ne? Elifçim. Merhaba. Ay, gözleri çok güzel bir göz bu. Elifçim, bana bakar mısın? Bu mavi değil, yeşil değil, ela değil. Çok değişik. Merhaba. Hadi ver elini bana. Yok. Sevmedim. Sizin isminizi de alabilir miyim? Aranıza girmek istiyorum. Abi, şöyle. Gamze Şahin. Çanakkale'li misin? Yok, aslen İzmirliyiz. Eşimle burada yaşıyoruz görev nedeniyle. Görev nedeniyle geldiniz. Evet. Yanınızdaki annen mi? İzmir'den geldi. Kendi annen. Evet evet. Ay ne güzel, anne kız işte, anneler günü. Biz de anneler günü için bir program yapıyoruz. Çıktık işte böyle bir röportajı. Ne güzel sizlerle denk geldiniz. Siz misafirsiniz burada, evet. İzmir'de oturuyorsunuz. Evet. Hadi bakalım bugün anneler günü. Bir şeyler söyle anne. Canım anneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Allah razı olsun senden. Çok emeğin var. İnşallah ben de senin gibi bir anne olurum evladıma. İnşallah. Ne güzel, ne güzel değil mi? Biz annelerimiz çok böyle. Çok güzel ya. Evet. Türk kadını çok kutsal. Tabii. Fedakarız biz tabii, değil mi? Çok tabii. Fedakarız. Hiçbir millette böyle bir anne örneği yok yani. Yok, kesinlikle yok. Hele Avrupa'da. Aynı. Büyüse dahi yok. Gözümüzde küçük olarak kesinlikle, kalıyorlar. Kesinlikle. Hep gözlerimiz onların üzerlerinde. Evet, hiç büyümüyor. Evet, benim çocuklarım, ben şahsen sen öyleyim. Evet. Hiç büyütmüyorum çocuklarımı. Evet. Hep gözlerimin evet. Önünde çocuklar yani. Evet, değil mi? Yani her zaman. Ne güzel, ne mutlu. Annen gelmiş. Baksana evet. Sürpriz yapmış. Anneler gününü beraber evet, kutluyorsunuz. Evet. Çok havalı. Size iyi gezmeler. Çok sağ olun. Görüşmek çok üzere diyorum. Hoşça kalın. Hadi anneler gününüz kutlu olsun. Evet. Çanakkale kalabalık. Çanakkale biz güzel. Nerede görürsünüz böyle bir güzelliği? Çek İhsan, çek. Memleketimizin, yurdumuzun, vatanımızın güzelliğini görelim. Yapalım mı anneler gününün için, ister misiniz? Hadi gel önümüzde şöyle bir kayın. Kayarken sizin resminizi alalım. Hadi gelin. Bak çok güzel olur. Hadi gel. Gelin 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 gelin. Gelin bakayım gelin. Allah'ım, ben düz yolda zor yürüyorum. Bunlar patenlerle gidiyorlar. Gelin, siz ayakta böyle durdukça bana korku geldi düşeceksiniz diye. Yavaşça otur, aman düşersin. Gel bakayım yanıma, gel. Şimdi bu ayağınızdaki paten mi sizin? Hı-hı. Kayıyorsunuz. Evet. Yeni mi öğrendin? Evet. Gel yanıma yaklaş bakayım. Gel 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 gel. Ne kadar oldu öğreneli? Birkaç hafta. Birkaç haftanın içinde bu kadar öğrendin ama güzel gidiyorsun. Siz ikiniz arkadaş mısınız? Evet. Aynı okulda mısınız? Evet. Aynı sınıfta mısınız yoksa? Hayır. Meriç benden bir yaş büyük. Bir yaş büyük. Sen, Meriç senden bir büyük sınıfta. Senin adın ne? Gülce. Gülce ve Melis. İki güzel arkadaş. Meriç. Hı hı. Ve iki güzel arkadaş ve iki güzel patenci diyelim, değil mi? Anneleriniz bunu ilk aldığında düşecek korkusuna kapılmıştır, değil mi? Biraz. Sen mi istedin, annen mi dedi hani al kay diye, yoksa sen dedin mi annene ben paten istiyorum diye? Söylediniz mi? Ben gördüğümde istedim annemden, annem o da aldı. Aldı. Tamam, bak ne güzel değil mi? Evet. Anneler hemen çocuklarını kıramazlar, hemen alırlar. Senin annen de öyle demiştir muhakkak değil mi? Hı-hı. Hadi bakalım, şimdi bugün anneler günü. Sen annene ne hediye aldın? Biz okulda... Biraz hızlı konuş böyle yüksek sesle. Ha. Biz okulda bir şey yapmıştık. Etkinlik yaptınız. Evet. Evet. Bir saksı vardı. Çiçeğinden çekince bir not çıkıyordu içinde. Ay çok hoş. Yani saksının içindeki çiçekten bir tane çekiyorsun, içinde not çıkıyor. Hı hı. Peki o notta annene ne yazılıydı? Sevginle kalbinde açtığın... çiçekleri solmayacak. Anneler günün kutlu olsun. O en baştaki söz bir kere daha söyler misin? Yüksek sesle kameraya bakarak.
Sevgilinle kalbimde açtığın çiçekler hiç solmayacak. Anneler günün kutlu olsun. Sevgilinle açtığın, kalbimde açtığın o çiçekler hiç solmayacak. Çok güzel bir söz değil mi? Annen ne kadar mutlu olmuştur. Biraz da ağlamıştır değil mi? Böyle bakıp bakıp sarılıp sarılıp sana. Kaç kardeşsiniz? Tek kardeşim. Ha, bir tanesin sen. Bir kızı. Allah! Artık bir dediğin iki olmuyordur. Allah anne baba nasıl seviyordur seni, değil mi? Ne şanslısın. Gel bakalım, şimdi sen annene anneler günü hediyesi olarak ne aldın? Ben annemi kahvaltıya götürdüm. Allah'ım, kahvaltıya götürdün anneni. Ne dedin annene? Anneler günün kutlu olsun. Kahvaltıya gittiniz, baban da yanında mıydı? Evet. Ay anne baba, sen aldın annenle babanı kahvaltıya götürdün. Evet. Ay ne güzel, ne mutlu olmuştur. Artık annem böyle o kahvaltıyı tadından yiyememiştir. Kızım ısmarladı bugün anneler günü diye. Şimdi annene buradan bir şey söylemek ister misin? Olur. Hadi söyle, dön. Annene. Şu anda kamera yok. Senin karşında annem var. Hadi annene bir şeyler söyle. Seni seviyorum anne. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ah sayın seyirciler, keşke hep çocuk kalabilseydik ya. Tertemiz melek bunlar. İşte, keşke hep çocuk kalabilseydik. Anneler çok seviliyor değil mi? Babalar da seviliyor ama. Anne baba çok sevilir. Anne baba kutsaldır. Sizler de büyüyeceksiniz. Elinizde istikrarınızı aldıktan sonra evleneceksiniz. İleriki zamanda siz de anne adaylarsınız. Şimdi eve gittiğiniz zaman evde diyeceksiniz kendinize. Anne biz bugün televizyona çıktık. Boğaz TV'ye çıktık. Unutmayın, tamam mı? Boğaz TV. Eğer olur ya işte bu şey uydu yayınında Boğaz TV'yi seyredemiyorlarsa internet üzerinden, bunu unutmayın, internet üzerinden Boğaz TV yazıyorsunuz. Gelmişiyle geçmişiyle Çanakkale dediğiniz an çıkıyor. Anneniz babanız otursun sizi seyretsinler. Siz de anneler günü olarak annenize babanıza bu sürprizi yapın. Biz televizyona çıktık. Sizi sevdiğimi televizyonda herkese ilan ettim deyin. Diyecek misiniz? Evet. Ay ne güzel, şunlara bak ya Rabbim. Ne söylüyoruz, bir daha söylüyoruz. Boğaz TV. Boğaz TV. Ha, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Anneciğim Boğaz TV'deyiz. Söyle bakalım. Anneciğim Boğaz TV'deyiz. Evet. Gelmişiyle geçmişiyle Çanakkale'deyiz. Gelmişiyle geçmişiyle Çanakkale'deyiz. Bizi izleyin anneciğim. Bizi izleyin anneciğim. İkiniz birlikte aynı anda. Anneciğim sizi çok seviyoruz. Anneciğim sizi çok seviyoruz. Evet. Bütün anneler kutsaldır. Bugün anneler günü. Sayın seyirciler, bugün özel bir gün. Bugün kutsal bir gün. Bu röportaj akşama kadar yapsak bitmez. Anneler kutsaldır. Bütün anneler kutsaldır. Ben derim ki sevgili seyircilerim, bütün gününüz anneler günü gibi özel ve güzel olsun. Bütün işte baştan benim kız ağladı, şimdi ben ağlayacağım. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bütün annelerin yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık. Bütün annelere el sallıyorum. Çok duygusallaştım, fazla konuşamayacağım. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Her gününüz anneler günü gibi özel ve güzel olsun sayın seyirciler. Allah'a ısmarladık.